Sen anlat kara deniz. Allah'ım ne olur. Ben böyle bir şey hak etmedim. Allah'ım sen acı bana. Bize. Sevdamı. Oğluma. Geldi. Yok, Murat gelmedi. De sen kalk haydi. Ne oldu kızım yine sabah sabah? Tahir'le nefes yok. Nasıl yok? Ha, var da azıcık var. Bağa kadar var. Yok ne demek işte yok. Kurban olduğum Allah'ım sen konuyu biliyorsun ha. Ha nereye kayboldu bunlar? Ha bir yere gitselerdi şuraya gideriz buraya gideriz diye söylerlerdi. Kızım ben nereden bileyim ya sabah sabah Allah Allah aradın mı? He aradım ikisini de açmadılar. Nasıl açmadılar ya? Ay Mustafa her cevabıma soruyla karşılık verme. Açmadılar, açmadılar işte. Kızım seni telaş yapma ya sabah sabah. Hayır ne diyor yani Allah Allah. Hayır nefes fenalaştı da bir şey mi oldu böyle apar topar çıktılar gittiler. Ya kızım yok artık ya. Ula zaten ha bu kadar evde yaşıyorduk ha duyarım ben onu uyanırdım ona. E neredeler o vakit? Bilmiyorum Asiye. Ha buraya değiller. Her şey normal görünüyor. Bakın şurada. Şurayı görüyor musunuz? İşte kese dediğimiz yer burası. Bir iki hafta sonra daha net görüntü alabiliriz. Ama şimdilik her şey yolunda diyebilirim. Emin misiniz? Kesinlikle. Yani bir şey yok öyle mi? Kötü bir şey. Sizi daha nasıl ikna edeceğim bilmiyorum. Gözünüz aydın. Dışarıda bekliyorum sizi. Bir şey demeyecek misin bebeğimize? Tahir'le nefes yok. Nereye gitmişler? Bilmiyorum. Aradım telefonlarını da açmadılar. Allah Allah. Allah Allah. Hadi siz kahvaltınızı yapın çabuk çabuk hadi. Fatih sen çocukları okula bırakırsın tamam mı yenge? Tamam yenge. Murat'la konuştun mu? Aradın mı? Konuştun mu? Yok aramadım. Ay tövbe ya Rabbim ya. Herkes bir kayboluyor. Nerede bu çocuk? Belki yaylaya çıkmıştır. İnşallah öyle dur ana. İnşallah öyle dur. Bunlar da abi olacaklar. İnsan her taşın altına bakar. Bulur getirir kardeşini. E ana bakmışlar işte aramışlar yok. E nerede çabuk? Yok bulamadık deyip kenara mı çekilecek? Efendim. Baba. Tahir neredesiniz oğlum siz? Hastanedeydik abi. Hastane mi? Hayırdır lan? Hayır abi hayır. Bir sıkıntı yok. Çok şükür. Kontrole geldik. Ha, tamam peki. Tahir. Efendim. Oğlum Murat aradı mı seni? Yani beni yaramaz da seni yaramıştır belki ha? Yok abi aramadı. Abi. Birkaç saate evde buluşalım sonra çıkar beraber ararız olur mu? Tamam koçum tamam. Hadi. Ne diye neredelermiş? Hastaneye gitmiştir kontrole. Gelen zaman bir iki saat edeyim.
Yengaz, senin bu ikizini aradım ya seni. Oğlum bana bak, eğer nerede olduğunu bilip de söylemeysen sen de papaz olurum ha. Yok abi, bilmiyorum. Nereye gitti o zaman bu çocuk ya? Hoş geldin delikanlı. Murat Kaleli ha? Hayat devam ediyor. Abilerinle tanıştın. Gerçi pek hoş bir karşılaşma olmadı ama ben takmam böyle şeyleri. İş hayatında olur böyle şeyler. Sabahın köründe ne arıyordun sen orada? Uyuyakalmışım. Limanda. Gece pek kolay geçmedi anlaşılan. Gençlikte olur böyle şeyler. Sen de eve gitmek istemedin tabii. Yok, tam olarak öyle olmadı da. Aman. Neyse işte, oldu bir şeyler. Yavaş canım, yavaş. Sen abilerinle mi atıştın? Murat. Bak ben seninle açık konuşacağım. Ailevi sıkıntılar yaşadığın belli. Ama gençlik böyle bir şeydir koçum. Sen yürekli, sağlam bir delikanlısın. Benim de tam böyle birine ihtiyacım var. Şşt. Dur. Bir cevap vermene gerek yok ama dur. Ben önce sana bir borcumu ödeyeyim. Sonra konuşuruz. Abi, bana borcunuz falan yok. Bak, sen önce bir güzel bir dinlen. Bir kendine gel. Şöyle bir silkin. Ben çok iyi bilirim dışarıda yatmanın ne demek olduğunu. Siz otelde yer ayırtın. Tamam? Bizim özel misafirimizdir bu delikanlı. Oteldeki arkadaşlara da tembih edin iyice. Emredersiniz efendim. Gerek yok. Abi gerçekten gerek yok. Ya sen aynı benim gençliğimsin ha. Aferin sana. Aferin. Ben de aynı böyleyimdir. Aç kalırım ama kuyruğu dik tutarım. Hep böyle ol. Sen şimdi bir güzel bir dinlen. Ondan sonra konuşacağız sen. Tamam mı? Buyurun Murat Bey. Tamam. Size Genco Bey, Karelilerden sorun çıkacak diye. İki kardeş mi bunlar? Babaları yaşıyor mu? Yok, babaları öleliği epey oluyor. Bunlar dört kardeştiler. Mustafa ile Tahir ve ikizler var. Onlar Murat ile Fatih. Murat ile Fatih, onlar niye katılmadı toplantıya? Bunlar evin ufağıdırlar. Evin en küçüğü, evin itidir derler ya işte. Mustafa bunların sırtından sopayı eksik etmez. Mustafa kızdı mı gözü hiçbir şey görmez. İşte Mustafa büyüktür ama Tahir'in borusu öter. Hmm. Gururu kırılmış delikanlıdan daha kullanışlı bir silah yoktu.
Nefes, özür dilerim. Neden? Ya bunun Vedat'ın bir yalanı olduğunu biliyordum ama 3-5 saatliğine de olsa seni gerdiğim için özür dilerim. Hiç söylememeliyiz. Tarık, ne olur böyle yapma. Hem geçti gitti. Hem sen de biliyorsun. Bizim için her şey çok güzel olacak. Olacak. Olacak Allah'ın izniyle. Ama yine de benim korktuğum bir konu var. Ne? Sen böyle yersen kilo alacağım. Tahir, bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Beni gerçekten sinirlendiriyorsun. O kadar rahatladım ki. Sırtımdan koca bir yük kalktı. Günlerdir kafayı yiyecektim kız. Ya doğruysa, ya öyleyse, ya böyleyse diye. E tamam, geçti gitti işte. Biraz sakinleşsen mi acaba? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Sen iyi olduğun müddetçe ben de iyiyim. Ben iyiyim. Hem de çok iyiyim. Senin sayende. Senin sevginle. Sevginle sarıp sarmaladın beni. Kötü anılarımı iyileriyle değiştirdin. Yürü o zaman. Yollar senindir Nefes Kaptan. Yolumu izimi kaybetmiştim. Yürümem için yol gösterdin. Benimle evlenir misin Nefes Kaleli? Evli olduğumuz halde bana evlilik teklifi ederek eksik kalanı tamamladın. Burada benimle bir ateş yakar mısın? Bu dünya çok soğuk. Sen benimle yanar mısın? İçinden çıkamayacağımı düşündüğüm bir karanlığın içinden beni çekip çıkardın. Hiçbir şey eksik kalmasın diyerek zaten seninle evli kadını istemeye geldim. Hiçbir yerde adım yazmazken üçümüzün adını yan yana yazdın. Hayal etmekten bile vazgeçtiğim şeyler için bana destek oldun. Açın ula kulaklarınızı, beni dinleyin. Duymayan olursa da, ki o benim sorunum değil, duyanlar duymayanlara anlatsın. Ben bu eli tuttum. Allah'ın izniyle de ölene kadar bırakmam. Bir sefer söyledim, bir daha söyleyeyim. Meydanda yok. Kaldır kafanı Nefes Kaleli. Kaldır dedim. Tak gözlerinin içine bak şunların. Al şöyle. Sana yakışan bu. Sana yakışan bana da yakışır. Başımı dik tutmam gerektiğini söyledin. Benimle gurur duydun. Kendime inanmamı sağladın. Yiğit üzülmesin diye değil. Gerçekten gülüyorum. Senin sayende. Biz Yiğit'le kendimize bir dünya kurduk. O dünyaya inandık. Sen o dünyaya girdin. Hayallerimizi gerçekleştirdin. Sadece eksikliğini ya da acısını hissettiğimiz şeylerin değil. Hiç farkına bile varmadığım acılarımı ve eksikliklerimi iyileştirdin. Fes. Ben o bagajın kapağını açtığım an sen benim kadınım oldun. İyi ki sen. İyi ki sen. Tay, ne yapıyorsun? Ne kadar ayıp, herkes bize bakıyor. Ne var bunda? Karım değil misin? Söyle, kurban olsunlar. Saçım nasıl? Ne? Bir saattir saçın tarıyor. Ya sana ne ya?
Konuşma. Olmuş olmuş da bu süs büs kime Yiğit Bey? Yiğit Ertmen'le aşık oldu. Ya hayır ya! Ay Yiğit, kurban olayım, bir de sen başlama ya. Sakın gelin getirme ha. Olmuş mu? Uşaklar haydi gidelim bak. Sonra Mustafa abim geç kaldım diye ağzıma biber sürecek. Olmuş olmuş, çok yakışıklı olmuşsun. Haydi bakalım, haydi geç kalacaksın. Haydi Allah'ım ya Rabbim, bu hallere tavırlara bak ya. Öleceğim ya. Saçlarım olmuş mu? Dikkatli sür ha. Yavaş yavaş yine. Buyurun, Galeliler Malikanesi. Kraliçe Asiye Hanım'la görüşebilir miyim lütfen? Buyurun. Bizzat kendisiyle görüşürsünüz da siz neredesiniz Nefes Hanım? Abla biz doktora gittik. Mustafa abiye Tahir söyledi. Mustafa abim sana söylemedi mi? Vallahi Tahir'le konuşmaları beni ilgilendirmiyor Nefes. Mustafa zaten çekti gitti kumla. Ben merak ettim seni. Sen haber verseydin. Tamam o zaman ben söylüyorum abla. Biz doktora gittik. Her şey yolunda. Yiğit okula gitti mi acaba? İyi bari. Çok şükür. Ya Yiğit gitti ha. Okula gitti çocuklar. Ay seninkini bir görsem bir süs bir pis. Okullar mı okullar sürmüş, babasının kokusunu sürmüş. Ondan sonra saçlarını taramış falan filan. Meğer öğretmenine aşık olmuş. Balım öyle dedi. Allah Allah bak ya. Siz eve gelecek misiniz? Geleceğim abla, merak etme. İyi tamam. Haydi selam söyle. Olur söylerim. Selam söylüyor. Aleyküm selam. Ne oldu? Yiğit öğretmenine aşık olmuş. Allah Allah. Bu müdürün yeni öğretmen gelecek dediği mi acaba? Ama bizim bir gelinimiz vardı zaten. Neydi adı? Özge. Ne oldu ona? Unutuldu gitti herhalde. Sen şu işi. Hızı çıktı bizim uşak. Maşallah, kimin oğlu? Pardon? Nefes. Çocuk da? Hayır ben bileyim de. Bileyim de. Hadi tamam biz kalkalım artık. Ben daha fazla bu sofrada oturmayayım. Tabii yerim belki kilo alırım. Hem Mustafa abi kumluğa gitmiş. Sen de kumluğa git. Gideceğim, gideceğim. Seni eve bırakayım. Sonra da kumluğa gideceğim. Şu Murat işini halletmeye. Dün akşam da eve gelmedi. Nerede kaldı acaba? 40 kere söyledim abime. Gitme üstüne dedim. Delikanlı adam. Gurur yapar dedim. Dinletemedim. Ya daha nazar mevzusunu atlatamamışken... keşke bu kavga dövüş hiç yaşanmasaydı. Keşke. Ama çözülecek inşallah. Çözülecek. Az bakar mısın? Aşağıdayım. Kimsin? Genco. Bekliyorum. Asiye,
şişkulaşmışsın. Yiyisin, yiyisin, yataysın. Ha? Saniye nerede? E, içeride. Ha. Hadi çekil, hadi. Ana bak kim gelmiş? Oy, Hanife sen nereden çıktın? Senin çıktığın yerden. Gidip sus. Ay. Ay, 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 ay. Çok yoruldu. Ay, ben kocadım galiba. Eskiden tek nefeste çıktığım yeri. Şimdi üç nefeste çıkıyorum. Ay. Oh, romatizma da var. Sende yok mu? Yok, yok. Bende bir şey yok. Herifi öbür tarafa gönderdikten sonra evlenmedin mi? Olanlar mı kovmadı? Yoksa seni alan çıkmamıştır. Egü, senin kafa iyice gitmiş ha. İyice gittik bunun kafa. Aa, oğlanlar deyince aklıma geldi. Tahir nerede? Ben onu vurdum da. Duyduk, duyduk. Aa, aa. Aa bak. Aa, bu andız pekmezi, kestane bali, zencefil, zerdeçal. Tahir, verin sabahları aç karnına bir kaşık yüz. Ha bu da sapçam bali. Kız saniye. Senin Tahir benim torumla pek mi sevişti? Ne uyduruyor desin? Hanife teyze. Ne? Tahir evli evli. Kimle? Nefesle. Nefes kimdir? Ya he he he. Ana uğraşma. Hanife teyze. He. Biz Tahir'i evlendirmeyi düşünmeyiriz. Daha okul okuyor çocuk. Okuyor mu? Nerede okuyor? Okulda. Okulda. He. E ne olacak? Hasan ona mani mi olacak? Saniye. Kapını ittik girdik. Hani bize bir çay ikram eden yok mu? Gavur muyuz biz? Var var. Asiye haydi sen bir çay koy hemen getir. Haydi. Asiye. Gel kız gel. Bak sana ne vereceğim. Gel gel. Gel. Vereceğim. Al. Ha, al bunu ye. Hayırdır Fındık? Ben yiyemiyorum. Ah, damağımın içine kaçayı, batayı, acıtıyı. Ben de onun için dağıtıyorum. Sana da vereyim mi saniye? Sağ ol, sağ ol istedim. Aa, senin de mi kaçay? Ne kaçay, nereye kaçay? A dişine. Sende de mi takma dişine? Aç bakayım ağzını. Şimdi bir açacağım ağzımı sağ. Göstereceğim dişlerimi göreceksin o zaman. E tamam ben de onu diyorum. Aç ağzını. Ay! Ah işte takma diş. Kerefe fayans döşer gibi dizdirmişsin. Kaç buraya yaptırdın? Benimki çok pahalı. Bak bu dişlerle, bu yaptırdığım dişlerle 4 dönüm toprak alırdım. 2 metre yeterdi sağ. Kız çay nerede kaldı? Asiye getir şu çayı. Haydi haydi. Vallahi boğaldım he. Buyur afiyet olsun. Sağ ol güzel kızım. Ay vallahi boğaldım he. Şimdi abi, ben senin hayatını kurtardım mı, kurtarmadım mı, onu bilmiyorum. Güzel beni misafir de ettiniz, eyvallah. Ama senin bana borcun falan yok yani. Bak şimdi sen orada olmasaydın,
Yani belki bana bir şey olmazdı. Ama bıçak yarası, iyi bilirim. Birkaç gün zor geçecekti. Benim bu hayatta hiç kimseye borcum yok, biliyor musun? Eyvallah. O zaman helalleştik diyelim. Neden? Yani benim biraz midem bulandı. Bu ilgi alaka falan iyi, güzel. Ama gereksiz yani. Peki. Sen bilirsin. Ben sadece teşekkür etmek istedim. Ettin işte. Bak. Murat. Her gün aynı işi yapan aynı şeyi kazanır. Her gün aynı yoldan gidip başka bir yere çıkacağını düşünmek aptallıktır. Öyle mi değil mi? Öyle mi değil mi? Senin gibi aklı başında, sağlam, mert bir adama ihtiyacım var. Aslında herkesin böyle birine ihtiyacı var. Abi, çakallık işleri bana göre değil. Yani şimdi sen kendini bunu mu yakıştırıyorsun? Ben böyle bir şey mi dedim? Hayır. Bak, işe ya da başka bir şeye ihtiyacın olursa haberim olsun. Eyvallah abi, sağ ol. Abi, anahtarı unuttun. Hangi anahtar? O anahtar benim değil. Belki senindir. Selamın aleyküm. Aleyküm selam baba. Ha, müsaade var mı? Tabii tabii baba, anneme hoş geldin. Gel gel çabuk, ayağına sağlık, çabuk çabuk geç geç. Murat'ı merak ettim. Geldi mi gelmedi mi diye haber alamadım diyorum. Yok baba yok, maalesef gelmedi. Hanife Hanım. Sen kimsin? Osman Hoca. Ha, bildim, bildim.
Baban değil mi? He, babam. Anan öldü mü? He, öldü. Allah gani gani rahmet etsin. Amin. Aa, kaç yıl oldu? Maşallah, maşallah. Karıyı öte tarafa göndermişsin ama dipçik gibisin, dipçik. Yanaklarından kan damlay. Yavaş. Ah, daire verdiğimden sen de ye. Eh, bakanın edenin yoktur şimdi. Hanife teyze, babamın bakan deden de var. Dertlenme sen. Hanife, haydi sen gitmeyeyim miydin? Haydi. Ben mi? He, sen haydi. Yok, ben gitmeyeyim. Aa, sen hocaydın değil mi? Hocayım, camide hoca. Hangi cami? Şeyde, uzakta, bayağı uzakta, merkezde. Öyle biz Ramazan. Teravihlerde görüşürük. Ah, Tahir'e getirdiğimden ye. Saniye, küçük bir kavanoza. Ben? Ona ver, tamam mı? He he. İlacımı göndermişsiniz. Allah razı olsun. Cümlemizden, cümlemizden. Bu kadına kim aklı gidiktiyse yalan söyleyeyim vallahi. İşine geleni pek de güzel hatırlay. Ne diyorsun sen öyle mır 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 mır? Diyorum ki işine geleni ne kadar da güzel hatırlaysın. O kadar da güzel hatırlaysın ki işine geleni duyaysın yani, onu diyorum. Ha. He. Ah, ilacım bitince gene haber veririm. Gönderirsin ama Tahir'le gönderme. Vururum ben onu. Hanife teyze, haydi sana uğurlar olsun. Haydi, haydi sen yolunda uzun anca gidersin. Haydi bakalım. Tamam. Alo. Haydi, haydi. Akıl gitti. Ay baba, vallahi sinirlerim tepeme çıkar. Ulan sen iyice ver tazak! Ulan sen yerersin ulan! Ulan bir seni de... Ama yok! Sen sadece yemeği bulmuşsun ha! Ulan ben de diyorum Nazar bunu niye terk etti? Ulan bu kadın senden bir fışkı olmayacağını anladı! Ondan terk etti seni ulan! Bak Murat! Her gün aynı işi yapan aynı şeyi kazanır. Her gün aynı yoldan gidip başka bir yere çıkacağını düşünmek aptallıktır. Öyle mi değil mi? Öyle mi değil mi? Senin gibi aklı başında sağlam, mert bir adama ihtiyacım var. Aslında herkesin böyle birine ihtiyacı var. Çakallık işleri bana göre değil. Aa. Aa. Yani şimdi sen kendini bunu mu yakıştırıyorsun? Ben böyle bir şey mi dedim? Hayır. Alo Fatih. Neredesin sana? Neredesin? Şişt, bana bak. Araklı tünel çıkışında sahilin oradayım. Biliyorsun orayı. Yanıma gel. Kimseye de bir şey deme, tamam mı? Tamam, kaybolma bir yere. Gelirim. Haydi baba. Uğurlar olsun. Ha, ya Murat'tan haber olursanız beni de haberdar edin ha.
Olur olur tabii tabii ederiz. Hadi bakalım. Osman baba, hoş geldin. Hoş bulduk evladım, hoş bulduk. Baba? Ay canım kızım ben. Nasıl bakayım, iyi misin? İyiyim babam, iyiyim. Maşallah, maşallah. Gidiyor musun? He, biraz çarşıda işlerim var, oradan camiye geçeceğim işte. Tamam, ben bırakayım seni Osman babam. Vallahi çok iyi olur, hadi bir an evvel gidelim. Abim kumluğa geçmiş ha. He. Ben bir abimi göreyim, sonra da beraber Yiğit'in okul çıkışına yetişiriz. Ben gelir alırım seni burada. Neden? Ben gelemiyor muyum? Tamam nefesim, sen nasıl istersen. Görüşürüz yenge. Nefes Hanım, Nefes Hanım. Siz içeri geçin bakalım. Sabah yüreğimi ağzıma getirdiniz zaten. Hey, haydi tamam, haydi geç, haydi. Merak ettim ya. İnsan bir haber verir. Abla. Evet. Murat neredesin sen? Oğlum bu araba nereden çıktı? Araba benim. Senin. La bırak dalga geçmeyi. Nereden çıktı bu araba? Dalga geçme değil mi ikizim? Benim böyle bir arabayı almam mümkün değil. Hele hakkım hiç değil. Biz anca abilerimizin üstüne ruhsatlı arabalarla şoförlük edelim değil mi? İkizim sen iyi değilsin ha. Niye Fatih? Niye? Ha? Niye? Evde pişenin ucundan tırtıklayalım. Bütün gün iç gibi çalışalım. Hiçbir şeye sahip olmayalım. Hiçbir konuda söz hakkına sahip olmayalım. Ha? Payımıza düşen bu mu? Öyle tok evin aç kedileri gibi. Üstüne bir de azar. Yetmedi üstüne bir de sopa. Ha? Hak ettiğimiz bu mu Fatih? Oğlum amma dram ettin. Tamam sakin ol. Vallahi ikizim sen senin önüne konan üç kuruşla kuyruk salla öyle tamam mı? Ayıp ediyorsun ama. La uyan oğlum uyan. Ayıbı ben etmiyorum. Ben nazarı sırtıma vurdum kaçırdım. Nereye? Eve. Nereye soktum kızı? Yiğit'in odasına. Murat. Bak tamam Mustafa abim çok yanlış etti. Ama sen de artık uzatma be. Bak gel gidelim kumluğa. Yarın kuma çıkacağız. İşimize bakalım. Mustafa abim de bunun stresinde biliyorsun. Uzatma be kardeşim. İkizim ben sana bir şey diyeyim mi? Mustafa abim bir konuda haklı. Ben nazarı aldım eve götürdüm. Kız baktı dedi ki, la dedi bu nasıl adam? Böyle adam mı olur? Soktu beni çocuğun odasına. Bu herifin dedi bu evde bir tane odası bile yok. Hani fare deliği geçemez kuyruğuna kabak bağlar hesabı. Böyle adam mı olur dedi. Haksız mı? Haklı. Ama bundan sonra böyle olmayacak. Ben sana diyeyim. Ben de sana bir şey diyeyim mi? Sen yanlış yoldasın ha. Vallahi ikizim. Doğruysa da yanlışsa da yol benim yolum. Mustafa abimin arkasından gözlerimi bağlayıp da öyle tintin yürüdüğüm yol benim yolum değil. Anladın? Bundan sonra yanlış yoldan yürüyeceksem de kendi yolumdan yürüyeceğim. Ben sana gözlerini aç diye söylüyorum bunlara. Anladın? Lan nereden çıktı bu araba? Kim bilir ne verdiler sana bu arabayı? Uyan ikizim uyan. Aç şu gözlerini. Aç gözlerini de kendi yolunu seç. Her gün aynı şeyi yaparsan kazanacağın da aynı olur. Selamünaleyküm. Aleykümselam Tahir. Aleyküm. Bak, 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 bak. Geliyor. İte bak. Bak. Abi başlamışsın yine saydırmaya. Bir dur da. Ne durayım? Daha ne kadar durayım Tahir? Kurban olayım söyle. Biri zaten orada da yok.
öbürünü bir işe koy, sonra otur arkasından ağla. Ney? Pasam çocukları okula bırakacak. Oğlum nereye dur lan bu okul? Ulan yürüyerek mi gidip gelirsin sen bir okula? Nereyesin oğlum sen? Ha? Gel o boyla. Ulan ben sizle mi uğraşacağım? İşime gücüme mi bakacağım oğlum? Neredesin lan sen? Abi yeter de. Yetmiyor işte Tahir ha. Bunlara yetmiyor. Dövüşün olmuyor. Sövüşün olmuyor. Yetmiyor ya bunlara. NATO kafa, NATO mermer. Abi. Ne abi? Ayıp oluyor ama ha. Ah canım benim. Ne oldu? İzzet-i nefsine mi dokundu? Oğlum sizde ha bu kadarcık izan olsa az iki işin ucundan tutarsınız ha. Yediğiniz ekmeğin hakkını verirsiniz ama yok. Nereye? Bir de her şey tamammış gibi adam oldunuz ya. Sevdalı geldiysiniz ha bir de. Allah'tan bu nazar meselesi patladı ya. Patlamasa ne olacak? Ben bilirim ha. Tutacak bu berrağı kolundan getirecek üç gün sonra eve. Neden? İşte abi. Allah'tan kızlar akıllı ya. Akıllı da hem kendilerini kurtardılar hem de beni kurtardılar. Vallahi billahi. Heh, dön arkana git şimdi. Abi. Ne abi? Senelerle önce lafın gittiği yere hiç bilmiyorsun ha. Tahir, kurban olayım bak bari sen başla. Allah rızası için biz sen başlama. Ne yapıyoruz? Efendim anne? Mecasa bir bohça verdiydi. Hani içinde böyle patikler matikler vardı, battaniye vardı. Ne oluyor? Attık biz onları ana, attık. Niye? Mercan kendini niye öldürmeye kalktı? Ne bileyim, öyle bir kız o. Daha önce de yapmışlığı var. Allah yardımcısı olsun. Öyle değil işte. Yani? Tahir'e onu unutamadığını söylemiş. Bir de üstüne intihara kalkışınca. Şaşırmadım doğrusu. Çocukluğundan beri Tahir'in peşinde dolanır dururdu. Hani senden sonra bitti dedim, geçti dedim. Hani birlikte de nefes lezzetleri falan ettiniz ya. Dedim bitti gitti. Ama bitmemiş demek ki. Öyle, öyle. Bitmemiş. Anne ben ne yapacağımı bilemedim. Yani onun işlediği, ördüğü, üzerine hayaller kurduğu patiği battaniyeyi ben çocuğum için nasıl kullanayım? İyi etmişsin kızım. Doğru etmişsin. Eskici. Thank you.
yeter ya. Bir de babama demez mi ki dipçik gibi adamsın yanaklarından kan damlay diye. Bakanın da edenin de yoktur diye. Allah yaşına başına bakmadan yılacaktım gariyi. Ya aman abla ya boş ver. Bana da Sadullah mıdır? Bir öyle birini ayarlamaya çalıştı. Beni Tahir'in kardeşi zannetti. Biliyorum. Tahir'le torunum ne kadar iyi anlaştı diye. Deli midir nedir ya? Tevekkel gari. Sen onu bunu bırak da kontrolde ne oldu? Nereden çıktı şimdi bu kontrol be Ademeton? Niye demedin nefes? Vedat yüzünden. Oo. Geberdi gitti hala kurtulamadık şu heriften. İlla arkasına sövdürecek ha. Tahir'e bir CD bırakmış. Ne CD'si? Kendini kaydetmiş. Eğer nefes hamile kalırsa... ya da çocuğu doğurmak isterse... çocuk da nefeste ölür demiş. O ne demekmiş o ya? Vallahi tövbe yarabbi demekten dillerim çürüdü ha. Bilmiyorum abla. Hasta mıymış? Sadece taşıyıcı mıymış? Aman işte. Yalan yanlış demez, herkesi huzursuz eder. Ultrason'a gittik. Her şey normal. Ha, çok şükür. Olan Tahir oldu. Yazık bana söyleyememiş. Kendi huzursuz olmuş. Aman geçti gitti işte. Son adiliğini de yaptı. Ay, bu adam ne kadar manyakmış ya. Ya gördük gördük de bu kadarına da pes valla. Sen yine iyi kurtuldun he. Kurtaran sağ olsun. Geldim paşam geldim. Ay nefes. Ben şunu emzireyim de bir kahve içelim yeter de çok çalıştık. Tamam abla ben şunları asayım kahveyi hazırlar seni çağırırım. Heh tamam yaşa. Hadi ellerine sağlık ellerine sağlık. Oy kurban olsun anası bu ne? Geçti mi sinirin? Deniz çağırıyı beni Tahir. Dalıp dalıp gidiyorum ha böyle uzaklara. Hayrolsun. Hayrolsun abim, hayrolsun. Bu ara bir acayipsin zaten. Nereye gidiyor? Ben gönderdim abi. Kaç kurtar kendini aslanım dedim ha bu bizim ihtiyarın fırtınasından. Tahir kurban olayım de bana haksız mıyım oğlum ya? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kaptan. Yaptın mı hazırlığını? Sabaha çıkıyoruz. Demir alacağız. Hazır hazır. Alacağız inşallah. Olanları duydunuz mu? Hayırdır? Daha dün bir bugün iki. Dört kişi ha o Genco denen herifle masaya oturmuş bile. Paşa gönülleri bilir. Sen akşam göreceydin ha. Nasıl mort etti herifi Tahir. Kıpkırmızı oldu ha böyle kulakları. Selamun aleyküm. Müsaade var mı? Selam. Hoş geldin. Selam Ali. Nasılsın iyi misin? Ya abi sen nasılsın? Ne olsun be çok şükür. Ali ne oldu abi bizim burayı patlatanlar? Yok abi ondan bir şey çıkmadı. Zaten çıkmasını da beklemiyordum. Neden? Devran bu basit bir soygun değil. Nasıl yani? E şimdi akıl var mantık var. Burayı soyup ne yapacaklar ki? Üstelik içeride Murat uyurken. Öyle kasayı masayı kurcalamışlar. Ali. Oğlum kapı açık. Adam 2.80 yatıyor. Dediler ha biz bu Murat'ın üstünden ceketi de alırız. Patlattılar kasayı Ali ne diyor yani? İyi de abi. 2-3 bin lira için bu riske girmeye değer mi? Altında başka bir şey var diyorsun yani. O paraları almaları düzmece. Birileri size bir mesaj göndermek istiyor. Bana müsaade. Hayırdır? Gidip şu Fikret'le bir laflayayım. Dün gece Genco'nun yanındaki tavrı hiç hoşuma gitmedi. Burayı da patlatan o değilsin ha. Genco kim? Bakacağız. Haydi eyvallah. Allah'a emanet koçum. Abi Genco kim? Gel Ali gel. Gel bir çay içelim. Hadi gel kaptan.
Hoş geldin Gence Bey. Hoş bulduk Davut. Oğlum nerede? Valla beyim sabahtan beri yok. Telefona da cevap vermiyor. Sana bunu söylemeyecektim ama. Hayırdır beyim? Senin oğlan bu sabah beni limanda bıçaklamaya kalktı. Ya. Tesadüfen orada bulunan bir delikanlı kurtardı benim canımı. Affedin beyim. Ettim zaten, ettim. Utancından bir yerlere saklanmıştır o şimdi. Ortalık yatışsın çıkar o meydana, merak etme. Eğer ararsa söyle ona affettim onu. Gelsin elimi öpsün. Kendi işine baksın burada. Yalnız bir daha atların yanına yaklaşmasın bak. Allah razı olsun beyim. Çok sağ ol. Tamam, tamam, tamam. Evet. Genco Bey. Evet. Murat ben. Ha? Ya ben de seni arayacaktım. Çocuklara numarasını bulur dedim. Tam zamanında aradın. Gel de şu arabanın ruhsat işini çözelim. Nasıl yani? Ruhsat benim üstüme mi olacak? Araba senin olduğuna göre olması gereken o değil mi? Peki neredesiniz? Çiftlikteyim. Gel biraz laflarız. Ben konum atıyorum şimdi sana. Tamam geliyorum. Davut sen işine bak. Emredersin beyim. Sonra şunu da oradan kaldır. Baş üstüne beyim. Bana bakın. Paketi hemen getirin. Yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Acele edin. Hadi. Abi, Tahir Bey geldi. Hayret. Bu sefer nasıl fark ettiniz? Gelsin gelsin. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldin. Ha bize böyle çay may bir şeyler verin ya. Buyur otur. Kim bu genco? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Torunum nasıl iyiyimdir? Ha bu Vedat'ın palavralarını nefes kızıma söyleyip canını sıkmadın değil mi? Ne yapmaya çalıştığını anlarım. Anlarım da. Bence anlamayasın da. Neyse. Torunun iyi. Sağlığı sıhhati yerinde. Nefese gelince... Ona söyledim. Karımdan bir şey saklamak hoşuma gitmedi. Bugün doktora gittik. Ultrasona baktırdık. Bir sıkıntı yok. Her şey temiz. Senin dediğin gibi Vedat'ın giderek attığı bir kazık yani. Şimdi sana aile sıcaklığını yeterince yaşatabildiysem söyle bakalım. Kim bu genco? Ve senin onunla ne alakan var? Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Bu taraftan lütfen. Beni takip edin. Güçlü biri. Her güçlü adam gibi karanlık tarafları olan biri. Peki ne iş yapar bu güçlü adam? Cemil ne iş yapaysa o işi yapay.
Ben ne iş yaparsam o işi yapayım. Sen ne iş yaparsan anladığım kadarıyla o işi de yapacak. Herkes nasibini yer. Doğru. Ama bu herifte fazlası var. Silah iş mi yapayım? İşlerinden biri. Sen ne bağlantısını? İş. Evlat, iş. Adam bir teklif getirdi. Hepsi bu. Ama böyle gördüğün herkese cephe almayı bırak. Ekmeğine bak. Çünkü herkes öyle yapayım. Ben de öyle yaparım. Peki sen niye gittin de onun yanına oturdun? Anlamamakta ısrar edeysin. Sakin. Temkinli. Uyanık ol. Sadece genç oyut değil. Hiç kimseyi ama hiç kimseyi kendi elinle alıp karşına koyma. Koyarsan... Koyarsan? Ha bu adam niye benim karşımda diye hesap sorma şansın olmaz. Çünkü sen kendi elinle koydun. Anladın mı? Ben hak görmediğim adamın yanında durmam. Bu heriften de hoşlanmadım. Hoşlanmak zorunda değilsin. Bizim Kumluk'taki ofisi dağıtmışlar. Ali'nin demesine göre de öyle basit bir soygun değil. Bir mesaj, bir gözdağı verme. Son zamanlarda da bize mesaj verecek tek bir kişi var. Şüphenin delile ihtiyacı yoktur. Şüphe her zaman yanında ikna edici delillerle gelir. Şüphe eden için ikna edici deliller. Ha bu da adamın gözünü karartır. Yapma. İşine bak. Sadece işine bak. Benim de bildiğim bir şey var. Çemberin ya içindesindir ya da dışında. Peki. Eyvallah. Selametle. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Ya biraz stres atmak lazım değil mi? Silahlarla aran nasıl? İyidir. Bak şimdi. İddialı konuştun. İyidir diyorsun ha? Tamam öyleyse. Kafaya tek kurşun. Sırayla. Ha? Önce sen. Güzel tabanca. Güzeldi. Güzel. Benim atmama gerek kalmadı. Kaybettim. Hadi şöyle ormanda biraz yürüyelim. Temiz hava alalım ha.
Alo Devrem. Buyur Devrem, emret. Estağfurullah, ricam olur. Bu Genco tarman mıdır, yarman mıdır, ne karın ağrısıysa? Onu bir araştırabilir misin? Şu Mustafa abinin bahsettiği, gemilere falan talip olan adam değil mi? Aynen o Devrem. Ofisteki soygun dümeniyle birleştirdi değil mi? Pek emin değilim. Ama yine de bir kaşımak lazım. Tamam, ben bakarım. Bana bak, sağa sola zıplama sakın. Hem senin için söylüyorum, hem de ters bir durum varsa herifi uyandırmayalım. Tamam Devrem, tamam. Ben bu tamam tamamları biliyorum ya, neyse. Eyvallah Devrem, eyvallah. Nefesim? Ben taksideyim. 5 dakikaya oradayım. Tamam, geldim ben. Tahir Bey. Müdür Bey, selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yiğit almaya geldiniz herhalde. Aynen öyle. Nefes Hanım yok mu? Yolda geliyor. Güzel. İsterseniz Yiğit öğretmenler odasında. Yeni öğretmenimiz de işe başladı. Hem de tanışmış olursunuz. Öyle mi? Hayırlı olsun. Teşekkürler. Peki, sağ olun. İyi günler. Çok iyi. Ay aslanım benim. Öğretmenim, babam Tahir. Kaleli. Baba, öğretmenim... Hazan, biliyorum aslanım, biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Biz babanla tanıştık Yiğit'ciğim. Annenle de. Nefes Hanım yok mu? Geliyor, yolda, merak etmeyin. Yiğit'in öğretmeni sizsiniz yani. Sakıncası mı var Tahir Bey? Ben öyle bir şey demedim. Demesenize ima ettiniz. Yalvarırım, şikayet etmeyin. Yalvarmadım. Rica ettiğimi söyledim. Rica kelimesinin anlamını biliyor musunuz Tahir Bey? Yok, bilmiyorum. Öğretmensiniz ya, siz öğretin. Ya artık çok geç ama yani bu saate kadar öğrenmediyseniz... artık elimden bir şey gelmez, kusura bakmayın. Lan inşallah karşılaşmayız dedik. Başımıza gelene bak. Ben de bu duruma bayılıyor değilim. Çok sevindim. Sevinmenizi, üzülmenizi beni enterese etmiyor. Enterese etmiyor, yani ilgilendirmiyor. Bakın, onu biliyorum işte. Ha, sadece rica kelimesiyle ilgili bir sorunuz var galiba. Tahir. Kız. Hoş geldiniz Nefes Hanım. Anne, öğretmenle tanıştın mı? Biz annenle de tanışıyoruz Yiğit'ciğim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim, siz? Teşekkürler. İki saatte ne diyeceğim sana diyorum. Oteldeki odanı kapattım. Yani artık istediğin kadar kalabilirsin. Çocuklar da seni alışverişe götürecekler. Hani giyim, kuşam falan. Anlıyorsun değil mi? Murat, her zaman şık olmalısın. Kıyafet yürümeyi, para konuşmayı öğretir. Bak, bunu hiçbir zaman unutma. Ya böyle sana baktıkça diyorum ki... Yani yarın öbür gün biz baba oğul gibi olacağız diyorum ha. Umarım benim oğlan bu durumu kıskanmaz. Oğlunuz? O çok deli bir şeydir. İyi anlaşacağınızı tahmin ediyorum. Benim öbür memlekette, Rusya'da şimdi bazı işler var, onları hallediyor. Ama zamanı gelince tanışacaksın. Seni önce ailemle tanıştıracağım. Eşimle, kızlarımla. Hadi hayırlı olsun. Vallahi ne diyeyim Genco abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
tahminimden daha çok işe yarayacaksın. Daha çok. Söyle aslanım. Öğretmenim çok güzel değil mi? Tahir, Yiğit bir şey sordu. Cevap versene. Bilmem, dikkat etmedim aslanım. Yiğit öğretmenine aşık oldu. Yok, olmadım. Hiç de bile. Yalnız baygın kaldığını sormuyor. Şimdi soruyor. Efes. Baba, sen de mi öğretmenime bayıldın? Ben de bayıldım. Hani aşık olmamıştın? Ya sen de sus ya! Şşt, hadi bakayım. Susun orada. Saçları çok güzel değil mi baba? Sen şimdi bırak saçı maçı. Bugün okulda ne yaptınız onu anlat bakayım. Hiç. Bir sürü etkinlik yaptık. Çok komik bir öğretmen. Yarı öğretmen gibi değil. Eminim öyledir anneciğim. Limanda. Şu kaleli bir. Yarın kum çıkarmak için açılacak. Siz de ona güzel bir sürpriz hazırlayacaksınız. Allah'ın işine bakar mısın? Senin dün sırtından saçmaları toplayan, nenesinden istediğimiz kadın kim çıkıyor? Yiğit'in öğretmeni. Tesadüfe bak. Hayır, bir de o kala bir şey. Neyse ne? Öğretmenin iyi olsun da nefesim. Bizi gerisi alakadar etmez. Yılda bir, bilemedin iki defa veli toplantısında görürüz, olur biter. Ben sıkma canını. Hadi geç, ıslandın iyice. Üşüteceğim. Ha koçum. Abi ne yapıyorsun? Ne yapayım? Murat Bey'i ayrıydık, şimdi de Fatih yok ortaya. Tahir, vallahi billahi delireceğim ya. Kafayı yedirecek bunlara bağ ya. Çok üstüne gidiyorsun abi uşakların. Delikanlı adam onlar, yapma bu kadar. Oğlum nereyordu bu itler o zaman? Abi yaylaya çıkmışlardır, kafa dinliyorlardır. Ya Tahir, kurban olayım. Olmayan şey nasıl dinleyecek? Kafası mı var ha bunların ya? Sardın iyice, takma kafayı bu kadar. Bak yarın kuma çıkacağız değilsin hayırlısıyla. Nasip kısmet. Açılacağız işte. Tamam, ben eve uğradım. Geleceğim şimdi yanınıza. Gelmezsen ben gelirim araya. İyi, eyvallah. Sen bilirsin. Ah Murat'ım. Nereyesin aslanım? Nereyesin? Taşikal. Ya hayır ya. Taşikal. Ya olmadı ya. Taşikal. Ya olmadı bir kere. Taşikal. Ya olmadı dedim ya. Ya olmadı. Ay tamam. Tamam durun çocuklar, tamam durun. Ay başım döndü vallahi. Koşturmayın. Yenge, nefes nerede? Ha bir ışınla yukarı çıktı, odaya çıktı. Oynarım. Bak şimdi ikinize de terlik geliyor ha. Haydi alın çantalarınızı çabuk. Haydi. Bak bak bak. Bak hadi. Fes. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey.
misin? İyiyim. Yiğit haklı tabii. Güzel kadın. Allah var, güzel kadın yani. Güzelse güzel. Bize ne? Allah sevdiğine başlasın. Ya sevdiği yoksa? Bu komik mi sence? Nefes. Hazan dünyanın en güzel kadını olabilir. Yeryüzündeki bütün erkekler bu konuda hemfikir de olabilir. Ben hariç. Ben seni gördüm. Seni bildim. Senden başkasını görmem, bilmem, duymam. Oldu mu? Nefes. Seviyorum be adam. Yengem ne oldu? Ya yengem var ya şu Hafize midir Hanife midir beni vuran kadın? Hiç sorma. Bugün buraya da geldi. Sen kuvvetlen diye sağ zencefil zerdeçal kestane bali çambali falan getirdi. Deli karı ya. Ne olmuş ki o? Onun torunu bizim Yiğit'in yeni öğretmeni çıktı. Oy dama. Demek Nefes o yüzden yüzüme bakmadan paldır güldür yukarı çıktı. Hide yengem, bunda benim suçum ne? Tahir ben seni anlarım. Ama kız hamile, sen de bunu unutuyorsun. Bazen hatırlatmak gerekiyor yani. Ama sen güven bana. Ben pamuk gibi ederim onu. Tüm sinirini alırım, böyle lopet halinde kalır. Ama sen de operasyona katılacaksın. Ne operasyonu? Gaz alma operasyonu. Hoş bende. Geç onları. Son iki elbisem var. Arkasını çevir. Bunlar sizin tasarımınız mı hanımefendi? Evet efendim. Rıht nedir? Efendim? Rıht diyorum. Bilmiyorum efendim. Bilmiyorum efendim. Zor bir soru oldu tabii sizin için. Şöyle sormam gerekiyor. Elbiseye yırtmaç neden açılır? Elbiseyi güzel göstermek için. Dekolte. Elbiseyi güzel göstermek için dekolte. Elbise kadını güzel göstermek içindir, öyle mi değil mi? Evet efendim. Evet efendim. Hanımefendi. Rıht, inşaat mühendisliğine ait bir kavramdır. Merdivenin basamak yüksekliğini gösterir. Binanın tasarımına göre ölçü değişir. 12 ile 18 santimetre arasındadır. Tabii şimdi siz diyeceksiniz ki ben moda tasarımcısıyım. İnşaattan ne anlarım? Rıht mırt tırt bana ne? Onun için böyle itin kuyruğu gibi ne uzarsınız ne de kısalırsınız. Öyle havada sallanırsınız. Hanımefendi. Elbiseye yırtmaç ne dekolte ne de başka bir şey için açılır. Merdiveni tırmanan kadına yardımcı olmak içindir. Ve rıhtın ölçüsüyle orantılıdır. Şimdi dört elbise önce gösterdiğiniz fuşyayla siyah olan fuşya melek için, siyah da nilüfer için olacak. Peki efendim.
Anneciğim hadi. Ne oldu? Anneciğim hadi ellerini yıka, sofrayı hazırlayacağım. Gelince yıkadım. Anneciğim kalemle kağıtla uğraştın, olur mu öyle şey? Hadi ellerini yıkıp balımı da çağır sofraya. Haydi aslanım, denileni yap, zor zamanlar, haydi. Çok acımıyor. Efendim? Anneciğim bir şey mi dedin? Yo, demedi. Demedin değil mi? Yo, demedim. Demedi. Haydi bakalım. Staja başlıyorsun, haydi. Ne yapacağız? Ben doyurdum. Sen de şimdi gazını alacaksın. Nasıl yapacağım yenge? Eltucum öylesine. Ya ben şimdi Mustafa'ya öğretmiş olsaydım, geceleri rahat uyurdum bile ama. Nasıl alıştırırsan öyle gidiyor yani. Elini kendine çevir. Öyle mi? Gül bakalım başım. Başını omzuna yerleştir. Daha yukarı. Öyle. Şimdi sırtında yavaş yavaş böyle daireler çizerek kullanalım. Şşş, şşş, şşş. Oh başım, oh. Birazcık daha tepeye kaldır. Allah'ım yarabbim şu günler bir gelse artık. Yani tamam bilirim şimdi bunu söylemek için erken ama şu uşak bir doğsun, senesi dolmadan hemen üçüncüyü yapıştırıverin. Beraber büyür giderler. Arayı açınca zor olur. Yani şimdi size şey gibi gelir, yani zor gibi gelir. Yaşları yakın daha zor gibi olur ama olmaz. Hemen peş peşe yapıverin. Üç, bilemedin dört yıl bir sıkıntılı olur ama olmaz çünkü biz varız. Bir bakmışsın sonra ho büyümüş gitmişler yani. Balımı hatırlasana, daha dün dıbıdık değildi. Dıbıdık ya. Dıbıdık ne? Ya şimdi Tahir atölyeydi. Balım da sırtına biniydi. Dıbıdık, 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 dıbıdık. Ya ne Mustafa ne yangazlar ya. İlla Tahir dıbıdık olacak. Çıktı valla. 10 puan, 10 puan, 10 puan. Bravo Tahir Galeli, bravo. Bir saate hazır olacaksın. Niye? Altını değiştireceksin. Yok, nefes. Aa yok yenge, hiç öyle bakma, hiç öyle bakma. Uşak doğsun sen de yapacaksın. Ya biz anamla güle oynaya yaparız o ayrı ama seni de öğrenmen lazım. Gel paşam, gel, gel bakalım yapacağız mecbur, yapacağız. Oh kılıncasının gülüm. Oh. Öyle mi, öyle mi? Oh Hasan. Alo Cemilciğim. Buyurun Gence Bey. Akşam sana kahve içmeye gelmek istiyoruz, iadeyi ziyaret olarak. Ne demek Gence Bey, sevinirim. 9 gibi. Yemeği buyursaydınız? Yok, dediğim gibi sadece bir acı kahve yemek başka zaman. Tamam, ne demek, bekliyorum. Türkan Hanım'a, özellikle de Mercan kızımıza çok selamlar. Baş üstüne, bizden de selamlar. Çantamı açana kadar. Genç özür dilerim. Özür dilerim. Affedersin. Gerçekten özür dilerim. İki tane elbise seçtim. Meleğin doğum gününde giyeceksiniz. Işığı olanı Melek giyecek. Siyah olanı da sen giyeceksin. Hazan'ı ara, o da gelecek. Ona da bir elbise gönderirdim ama giymeyeceğini biliyorum. Öyleyse söyle ona, üstüne doğru düzgün bir şeyler giyip de çıksın benim karşıma. Tamam, söylerim.
8 gibi hazır olun. Cemillere kahve içmeye gideceğiz. Müstakbel gelinimizi bir de kendi evinde ziyaret edelim. Tamam, nasıl istersen. Sen de yola geleceksin Azra. Sen de geleceksin yola. Çerçeveçi. Hı, düş. Geldim. Alo, kızım. Efendim. Yarın... Biliyorum, Meleğin doğum günü. Baban dedi ki... Daha kaç defa söyleyeceğim anne sana. Tamam, dedi ki... Yarın Meleğin doğum günü güzel giyinsin. Başka emri var mıymış? Melih'i aradın mı? Sinirin geçmesini bekliyorum. Şu anda üstüne fazla gidemeyeceğim. Yani biliyorum, yoksa daha beter olacak. Tamam, unutma. Tamam. Kardeşim için orada olacağım. Evde mi? Hayır, otelin restoranında. Yani öyle demişti. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anneanne. Haydi. Al şuna, gir içeri. Dur yavaş. Gecenin bu saatinde sizi buraya topladım. Yani öncelikle hepinize geldiğiniz için tek tek teşekkür ederim. Öyle lafı uzatmayı da sevmem ben. Hemen böyle kısadan keseceğim. Gemilerinize talip. O gemilerde talim var değil mi ağa Türk'ünün gerçeği? Ve yine müsaade ederseniz devam edeceğim. Biliyorsunuz yakında kum ihalesi yapılacak. Eğer anlaşırsak, ki yani ben anlaşacağımızı düşünüyorum. Gemileriniz başta olmak üzere makina parklarınıza hepsine talip. Diyelim ki anlaştık. O zaman ihaleye girmenize de gerek kalmayacak yani. Ederi neyse bedelleri fazlasıyla sizlere ödenecek. Yani çalışan personelin iş garantisi olacak. Yani kısacası sizi çok güzel bir emeklilik bekliyor artık daha. Ne diyeyim yani. Ben anlayışlı bir adama denk geldik. O ne, o ne? O kadar anlayışlı ki kalkıp bir sarılasım geliyor.
Satacağınız şey sadece basit bir gemi değil. Sizin ekmek tekneniz. Genco Bey, Nilüfer Hanım ve Melek Hanım'ı aldım. Aşağıda arabadalar. Thank you.
Buyur ana, afiyet olsun. Balım, Yiğit. Haydi odanızda da çalışın işte. Odamda çalışınca sıkılıyoruz biz. Evet. Oy nenem yarabbim. Laf dinleyeceğiz desenize şuna. Ben. Oy kurban olayım ben sizin sıfatınıza. Ana sen sabah patik ölmüyor muydun? Ne ara geçtin o hırkaya? Hırka mı o? He hırka. Yiğit. Uzat bakayım kolunu. Ha evladım. Ha. Şöyle. Şuradan. Tüm. Ay bu bahanesi oğluşuma hırka mı öreyimmiş? Ay bir aya kalmaz havalar da ısınır. Giyer sıcak sıcak yazın ortasında. Kışa giyer. İlla bir laf söyleyeceksin değil mi? Söylemezsen dilin şişecek. Abla, Mustafa abi ile Tahir nerede? Kapının önüne çıktılar. Abla, elma yer misin? Yok, çay içiyorum. Anne, sen? Şunu bir kolaylayayım şöyle. Sen bu Ali'ye demişsin ha? Şu gence mudur, denge mudur, nedir? Ondan bileyimmişsin bu soygun meselesini ya. Tam olarak öyle diyemem ama canımı sıkan şeyler var. Bilmiyorum, belki de çok denk geldi. Emin değilim. Boşver. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Ah, saat 9. Murat Bey ortada yok. Öldü mü kaldı mı onu da bilmiyoruz. Hamsi boyluyu saldık ha peşinden. Ha o da ortada yok. Ondan sonra sen de bana diyorsun ki abi etme, abi deme. Abi bağırma. Nasıl bağırmayacağım, nasıl etmeyeceğim? Hayır. Efendim abi. Efendiler kovalasın seni. Neredesin lan? Murat'ı arayırım abi. Buldun mu bari? Yok. Oğlum ayağı yanık it gibi dolaşma o zaman ortada. Gel hadi eve haydi. Tamam gelirim abi birazdan. İyi tamam. Efendim. Geldim ben aşağıdayım. Tamam bekle geliyorum. Ne hal lan? Penguana benzemişsin ha. Ceketin de kuyrukluysa tam olacak ha. Ya ikizum, senin bu espri kaliteni nasıl yukarı çekeceğiz hiç bilmiyorum yani. Murat, ne oluyor oğlum? Sabah karşıma arabayla çıkarsın. Akşam oteldesin. Üstünde jantı bir takım. Ne oldu? Az önce penguen gibi oldun diydin. Asıl ben sana sorayım. Ne oldu? Fatih, aklının alamayacağı güzellikte şeyler oldu. Ve ben hiçbir şey yapmadım biliyor musun? Sadece gözlerimi açtım. Sen de gözünü aç.
Oğlum bak buraya. Buyurun Murat Bey. Ne içersin? Ya da aç mısın? Bir şeyler yiyelim. Okan evladım, in aç şu şemsiyeyi. Türkan! Türkan! Ne oldu? Geldi de. Nilüfer, Melek, gelin. Aç. Aç. Gelin, ben yatak istedim. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhaba Cemil. Buyurun, buyurun. Merhaba Türkan Hanım. Ayakkabıları çıkartmayın efendim. Eyvallah Cemilciğim. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun, şöyle gelsin. Türkan, nezleriniz ağır. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Cemilciğim. Ya akşam akşam da sizi rahatsız ettik. Ne demek Gence Bey? Olur mu öyle şey? Mercan kızımızı bir kez daha görelim dedim. O yemekte bir şey anlamadım. Otursana Cemilciğim. Niye dikiliyorsun? Evet. Geçmiş olsun. Kaza mı oldu? Ya hani dedim ya o gün. Felekten bir gece çalalım diye. Eşimle ne zamandır baş başa kalamamıştı. Melek de eve gidince anlatsana hayatım. Ben anlatınca şimdi Cemil deli misin diyecek. Önemli bir şey değil. Kadınlar tuvaletindeydim. Yere su dökülmüş. Ayağım kaydı düştüm. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Hı. Türka! Mercan! Sen nasılsın kızım? Teşekkür ederim. Maşallah, maşallah. Bir kardeşinize sahip çıkamadınız. Ana. Ne ana? Yalan mı? Yaylaya çıkmıştır dedim, gidip bakmadınız bile. Anca döv, söv, kov. Heh. Şimdi de kabahatli ben oldum ha ana? Hiç kusura bakmayın ikiniz de. Gelsin bakalım. Abi sakın. Halife yok değil mi? Kim? Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Hoş bulduk yavrum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam babam. Ver. Zahmet etmem. Sağ ol. Var mı bir haber? Yok. Sen de? Esma'ya açtım konuyu. Konuşuruz. Selamünaleyküm.
Teşekkür ederim Merca. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol kızım. Merca, nereye? İçeri mi gidiyorsun yoksa seni görmeye geldik buraya? Otursana Merca. Nasılsınız inşallah? İyi misiniz? İyiyim. Allah iyilik versin. Bu böyle olmadı ama. Siz bizi yemeğe davet ettiniz. Sıra bizdeydi. Cemilciğim, yemeği yedik. Sıra geldi kahveye. Hazan kızımızı görmek kısmet olmadı. O yemekte de yoktu. Babaannesinde kalıyor. Yaşlı başlı kadın. Yaylada tek başına yaşıyor. Aklı onda kalıyor. Yani ne yapalım? Biz de bir şey diyemiyoruz. Değil mi Nilüfer? Evet, babaannesinde. Bunlar nedir? İlacın ne? İyi. Al şunu. Bana iyi gelmeyecek. Zehir bunlar, zehir. Bitkinin dibine koysan anında ölür. Hadi huysuzluk etme neneciğim, al. Peki. Su gibi aziz ol. Sağ ol. Benim ilacım sensin. Senin ilacın da Tahir. Nene. Şu Tahir meselesini kapatsak mı artık diyorum ha? Niye? Fasulye sırığı gibi boylu postu bir oğlan. Maşallah, maşallah. Sen niye beni evlendirmeye çalışıyorsun nene? Hani okula gitme özlerim diyordun. Şimdi de beni göndermeye mi çalışıyorsun ha? Bak istemiyorsan gideyim Genco'nun evinde kalayım ha? Bacaklarını kırarım senin. Keşke meleğim de buraya gelse. O zaman beni evlendirmekten vazgeç. Olur mu? Hı? Ama çok yakışıklı değil mi? Senin fındıklarını çalarım ben. Oy, gıdıklama. Bırak fındıklarımı. Ay dur. Aldım. Olmaz oğlum, olmaz. Böyle olmaz artık. Koca adam oldu bunlar da. He, bir kere de adam gibi davrandıklarını görmedim ben. Bak şimdi sen de Tahir de ikisine de abilik ettiniz, babalık ettiniz. Tabii. Olduk babam. Hakkım var. Ta işte bunların yediği herzeler boylarını açtı da. Ulan benim bu yangazların yaptığını düzeltmek, yapmadığını yapmakla anam ağladı anam. Ya ne yapmış benim yangazlarım ya? Bir şey yaptıkları ettikleri yok. Sen şimdi diyorsun ki beni müşküle soktular, öyle ettiler, böyle ettiler. Allah şahidi ben öyle bir şey görmedim, duymadım da da. Gören duyan varsa söylesin ha. Neyin ne olduğu da belli olmaz. Hayat bu. Bugün benim başıma iş açtı dediğine yarın iyi ki açmış dersin. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır gizlidir evladım. Bak sana ufak bir şey anlatacağım. Daha kanadı bile gelişmemiş bir yavru kuş ağacın üzerindeki yuvadan aşağı düşüyor.
Üzerinde tüy bile yok. Hava soğuk, donma tehlikesi geçirecek bir avcı geliyor. Avcı geliyi bunu avucunun içerisine alıyor. Ah buyurun, bir pisliğin içerisine koyay. O pisliğin sıcaklığıyla bu yavru kuş donma tehlikesini atladı. Sabah oluyor, bir tilki geliyor, bu yavru kuşu bir lokmada yutuyor. Benim demek istediğim, seni her müşkülden çıkarını dostum bilme. Seni her müşküle sokanı düşmanın bilme. Sabırlı olmak lazım. Anlayışlı olmak lazım. Durup düşünmek lazım. Düşünmek lazım tabii. Onlar beni düşüneyim babam. Yok. Hayda. Bir araba laf boşa gitti yani Mustafa. Öyle sopayla mopayla olmaz bu iş oğlum. He ana, he olmaz. Ama şimdi babam haklı Mustafa. Yani sen de yangazlarımın üstüne çok gidiyorsun. He, ben gidiyorum ha. Tamam işte. Kesin hesabı bağ. Buldunuz işte suçluyu. Benden dur ya hepsi. Ne dur yani? Ne buldun? Şimdi aga. Bu herif 15 yıl önce Türkiye'ye gelmiş. Vatandaşlık almış. Nerede ne tür bağlantıları var bilmiyorum ama elimi nereye uzattıysam çek elini dediler. Tehlikeli biri yani. Silah kaçakçılığından uyuşturucuya kadar bulaşmadığı pislik yok. İşin garibi, herkes her şeyi biliyor ama hiç kimse bir şey yapamıyor. E haliyle bu gemileri alacağım, kum çıkaracağım, tat havası da komple tıraş. Artık o gemilerle insan ticaretimi yapacak. Silah mı, uyuşturucu mu? Allah biliyor. Dediğim gibi konuyu Esma'ya da açtım. O da kendince bir yerleri kurcaladı. Ama aynı şeyler. Farklı bir şey yok. Eyvallah. Şu kalelilerden bahsetsen. Adam bahsedecek. Olanı sordum zaten. Bunlar işte yedi göbek buralılar. Ben hariç herkes sever sayar olan. Cemil'ciğim, öyle herkesin sevdiği insan ya sahtekardır ya da karaktersiz. Bir insanın kim olduğunu anlamak için dostuna değil, düşmanına bakacaksın Cemil'ciğim. Öyle tabii. Şey duydum, bu 3-5 kişi gelmiş gemilerini satmak için size. Konuşuyoruz, konuşuyoruz. Bakacağız. Bir gün yemeği de bekleriz. Hı hı. Ev küçükmüş. Ama şirin. Vallahi bize yeti. Evin büyük küçüğü değil de ağzının tadıyla içinde oturabilir misin ona bakacaksın değil mi Nilüfer Hanım? Öyle tabii öyle. Dedim ya şirin bir ev. Temizliği de kolay oluyordur. Siz mi yapıyorsunuz temizliği? Ha. Kızımla birlikte yapardık. Ne güzel. Buralarda kızlar 18'ine basınca evlenir. Mercan, sen yoksa beyaz atlı prensini bekledin. Ne demek olaymış o? Bir şey demedim, sohbet ediyoruz. Sohbet ediyoruz ha. Yoksa sizi kırdım mı? Niyetim hiç kötü değildi. Ben bir çaya bakayım. Hiç zahmet etmeyin. Az sonra kalkacağız. Yok, olmaz öyle. Ne gerek vardı şimdi böyle şeyler söylemeye? Kızım bir şey demedim ki, sohbet ediyoruz. Kenceden yediğin dayağın acısını bu insanlardan mı çıkartıyorsun? Sen gerçekten bir zavallısın. Terbiyesizleşme. Şimdi bakalım o hamsini. Abi. Mustafa. Mustafa.
Nereyesin lan sen? Ha? Sen nereyesin oğlum? Abi sen konuşuyorsun. Abi! Mustafa! Abi! Derdin nedir lan? Sen bağ. Murat'ı bul demedin mi abi? Dedim. Bulamazsan da buraya geleceksin demedim mi ben sana? Ha? Ulan birinizin argasından öbürünü salıyoruz, o da kayboluyor. Ulan sizin derdiniz ne de? Ha? Rahat mı batağı oğlum size? De bakayım bana, ne de senin derdin? Tahir'i çekil lan adam. Abi yeter dedim lan, yeter. Mustafa, Mustafa oğlum kendine gel. Fatih, gene böyle yengem. Gene böyle. Ne bakıyorsun lan sen bana? Ha? Sen beni mi döveceksin? Gel bakayım. Gel dön beni. Gel dön lan. Ulan bir dur. Fatih, oğlum nereye gidiyorsun? Fatih! Oğlum! Mustafa çok ayıp ettin. Çok ayıp ettin oğlum ya. Hadi geçin dışarı, geçin dışarı. Hadi, hadi geçin dışarı. Geç bakayım. Hadi, hadi geçin dışarı. Fatih, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun aslanım, nereye? Ne var abi, ne var? Tamam. Sen haklısın. Yerden göğe kadar sen haklısın. Ama abin aslanım o senin. Mustafa abimi ben mi anlatacağım sana? Murat da haklı. Yaralı. Vicdan azabı çekiyor. Hadi o yaralı, sen nereye gidiyorsun? Gidiyorum abi. Nereye gidiyorum bilmiyorum. Gitmeye cesaretim var mı, gücüm var mı bilmiyorum. Ama gidiyorum abi. Murat en iyisini yaptı. Kızım. Yapmasın mı öyle? Nasıl söz öyle? Manyak manyak konuşma. Ben gitmemişim ama bu evden. Yapma kardeşim. Yapma abim. Hadi gel. Hadi gel evimize gidelim hadi. Hadi gel aslan. Ya yetti de abi, yetti, yetti, yetti. Tamam. Git nereye gideceksen. Ama beni habersiz bırakma, tamam mı? Hadi. Türkan, Gence Beyler gidiyorlar Türkan. İyi akşamlar. İyi akşamlar size de. Ayağınıza sağlık. Güle güle. Evet. Yarın Meleğin doğum günü. Mercan seni de bekliyor. Gelirim tabii. Cemilciğim, her şey için teşekkür. Ne demek? Ayağınıza sağlık. Türkan! Lavaboda herhalde. Rahat bırak, rahat bırak. Hadi hayırlı akşamlar. Hadi güle güle. Ayağınıza sağlık. Volkan gel evladım. Geç direksiyon. Mustafa, ben sana ne diyeyim şimdi? Güzel mi oldu böyle? Ben hep yanlış yapıyorum, hem Yasin. İkisi de koca adam oldu Mustafa. Sen hala çocuk azarlar gibi azarlarsın. Niye yapaysın böyle Mustafa? Ben ne diyorum ha kendime? Etmem Mustafa. Yapmam Mustafa. Sinirlenmem Mustafa.
Sonra abi laf ediyorlar. Devrim dönüyor. Kendine de onlara da yazık ediyorsun Mustafa. Geldi mi? Fatih, Tahir getirdi mi yani? Yok, gitmiş. Tahir izin vermiş, arkadaşında kalacak. Birkaç gün gitme üstüne sen de. Kendini de onları da yıpratma Mustafa. Hem deli gibi küfredip sopayla kovalayıp hem de gittiler diye üzüleyim misin? Ah be Mustafa. Ah be Mustafa. Ben ne yapacağım senden Mustafa? Ben ne yapacağım senden? Keşke tutup kolundan getirseydin. Söyledim. Söyledim ama ben ısrar edince işi yine de bindirdi. Ya Mustafa abi niye böyle yapıyor ki? Ya ikisi de çok iyi çocuklar. Arsız değiller, hırsız değiller. Bugüne kadar sizin başınıza öne yedirecek bir şey yaptılar mı? Yok. Abim işte. Eminim şimdi odasında ağlıyordur. Hepimiz az biraz öyle değil miyiz? Aman tepeme çıkmasın. Aman iyi niyetimi suistimal etmesin. Beni kullanmasın deyip sevgimizi belli etmiyoruz. Öfkemizi gösterirken cesur ama sevgimizi gösterirken korkak oluyoruz. Koçum bu. Ne alacağın ne vereceği belli olmaz. Geride bıraktığım ne varsa sağa var et. Abi sen benim inadıma yapaysın değil mi? Tahir. Murat'la Fatih'i bul. İşte Mustafa bu da akım der, der. Biliyorsunuz sizi abinizi. Abi etme. Kardeşiz biz de hallolur her şey. Kardeşiz tabii aslanım. Hadi kısmetse görüşeceğiz akşama. Hadi Allah'a emanet. Estağfurullah. Tahir ne oldu? Mustafa abim mi? Abim. Beraber çıkacaktık. Ona sattı beni. Kendi başına iş yapay. Neyse haydi geç kalmayalım okula. Haydi. Vallahi ben bunları hiç sevmedim ha. Cemil'le de konuşacağım. Olmazmış. Karının ettiği lafa bak ya. Ev küçükmüş de temizliğini ben mi yapaymışım? Bir haller, bir tavırlar. Ne olacaksa olacak ana. Ne diyorsun sen ya? Vallahi bezdim senin bu kendini salmış yollarından. Sen neyin peşindesin Mertcan? De bakayım. Sen o eve gelin gitsen o karı seni çiğ çiğ yer. Görmedin mi bunu bir karış alada? Mercan Hanım. Evet. Genco Bey size bunu gönderdi efendim. Sağ ol. İyi günler. Uşaklar. Nasılsınız bakayım? İyiyiz. Allah daha da iyi etsin sizi. Nasılsın kızım? Teşekkür ederim, iyiyim siz? İyi diyelim, iyi olsun. Tabağa bakın.
Zil çaldı. Herkes girdi içeri ha. Hadi bakayım, siz de geç kalmayın. Haydi. Ha. Durun bakayım. Fikret amca, size bir açlık varsın ha? Aa, yok. Hiç gereği yok. Var açlıkları. Hadi bakalım aslanım. Haydi. Hadi bakalım. Haydi. Torunuma bir harçlık vermeyi çok görmeseydim be evlat. Paraya çok alışmasınlar. Ki ileride onun uğruna bir şeyleri feda etmesinler. Ne gibi mesela? Tahir, ne oluyor burada? Yok bir şey. Bize müsaade. Haydi nefes. Haydi. Hoşça kalın. Güle güle kızım. Hanife teyze, sen de bu kapıyı iyi belledin ha? Ne de bu böyle çat 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 çat? Tahir yok mu? Yok. Lahana sarması getirdim. Lahana sarması mı? He, lahanalar bizim bahçeden. Al şunu. Ha, kime kap bacak versen, geri getirmiyor. Ben de başında bekliyorum. Hadi git boşalt bunu. Senden lahana sarması isteyen mi oldu? İstemedim mi? Hayır, istemedim. Ben de saati Tahir'e getirdim. Hadi boşalt tencereyi, hadi. Benim küçük torunun doğum günü var bu akşam. Büyük otelde. Hazan gidiyi. Tahir de gitsin. Olur, söylerim. He. Tencereyi yıka, öyle getir. Tamam. Yıka, yıka. Tahir, Fikret Bey'le bir şey mi oldu? Önemli bir şey değil nefesim. İşle alakalı. Sadece iş. Tahir Kaleli ve Mercan Hanım nişanlılarmış. Sonra nişan bozulmuş. Şimdiki karısı Nefes, Vedat diye bir adamın karısıymış. Aa. Aa. Tabii Cemilciğim bana bunlardan bahsetmez. Niye etsin ki? Devam et. Milletin demesine göre epey bir kıyamet kopmuş. Sonra Vedat Bey bir anda ortadan kaybolmuş. Ha? Efendim? Tahir Kaleli. Buyurun benim. Siz kimsiniz? Maalesef size kötü bir haber vermek zorundayım. Kaleli bir alabora oldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçmelerden haberdar edeceğiz. Tahir, ne oldu? Tahir yengem, hayırdır? Ne oldu? Thank you.
Mustafa'm öldü mü?